Muş Milletvekili Sayın Mensur Işık, buyurun. Teşekkürler Başkan. Sizi ve değerli milletvekilleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, biraz önce bizim iki vekilimiz Ağrı'da ve cezaevinde olan, aynı zamanda Mardin'deki gözaltılardan bahsetti. Şimdi biz bunlardan burada bahsedince AKP sıralarından çıkacak ilk laf şu: biz terörle mücadele ediyoruz diyorlar. Sizler terörle, 100 yılda terörle mücadele ediyorsunuz. Evet, sonuna kadar yapacaksınız. Göreceğiz nasıl yapacaksınız, nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Hep beraber göreceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, aslında AKP'nin terörle mücadele tanımı 1930'lu ve 40'lı yıllarda farklı kelimelerle tanımlanıyordu. Aşiret isyanı derlerdi, irtica eşkıya derlerdi ya da dış güçlerin tahriki derlerdi. Bazen ekonomik ve modernleşme sorunu deyip Kürtlere karşı katliamlar hep o dönemlerden beri yapıla geldi. Örneğin o dönemlerde 1944 yılında değerli arkadaşlar, Bağdat'ta basılan Barbu isimli bir Kürtçe kitap vardır. O kitabın bu ülkeye, bu topraklara girişi yasaklanmıştı. Aynı şekilde 1949 yılında Hoyvuncu Kürtler tarafından basılan ve Halep'te basılan, 1948'de Halep'te basılan Modern Kürt Edebiyatı'nın Parçalar adlı kitap da o süreçte, o dönemde ülkeye girişi yasaklanmıştı. Sorsanız o dönemki söylem şuydu: İşte irticayla, bölücülükle biz mücadele ediyoruz. Bugünkü tanımı nasıl terörle mücadele ise, Kürtlerle mücadelenin ismi nasıl böyle kamufle ediliyorsa. Aynı şekilde 1950'lerde değerli arkadaşlar, Ahmedi Hani'nin İstanbul'da basılan Memuzin, meşhur Memuzin kitabının basılması ve yayınlanması yasaklanmıştı. Aynı şekilde toplatılma kararı da verilmişti. O dönem için söylüyorum ben. Şimdi değerli arkadaşlar, buradan söylüyoruz. Bu yaklaşımlar Kürtlere ve Kürt diline ve Kürtlere dair her şeye olan değerlere karşı bir savaş mahiyetindedir. Bunların peki bugünkü versiyonu nedir sevgili arkadaşlar? Şimdi yüzlerce belediye eş başkanlarımız, yöneticilerimiz gözaltına alınıp tutuklanıyor. Size soruyoruz, niye yapıyorsunuz, neden yapılıyor bunlar? Terörle mücadele ediyorsunuz bunun ismi. 30 Ekim 2014 tarihinden bugüne kadar tam 16 bin yöneticimiz gözaltına alındı. 4500'ü, 5000'e yakın yönetici ve partili arkadaşlarımız tutuklandı. Soruyoruz, gündeme getiriyoruz. Hayır, biz terörle mücadele ediyorsunuz. Siz Kürt halkıyla mücadele ettiğinizi, Kürtlerin hiçbir şeyini kabul, zihniyetinizde kabul etmenizi aslında bu şekilde kapatmaya da kampur etmeye çalışıyorsunuz. Ama Kürtler artık bunu yutmuyor, yemiyor. Dünyada yutmuyor. Dünyada yemiyor. Etrafınızda ve dünyaya baktığınızda bunu göreceksiniz. Aynı şekilde Afrin'de, Serikani'de ve Kuzey Suriye'deki Kürt kentlerinde yaptığınız ya da yaptırdığınız o ÖSO barbar tecavüzcü çetelerle yaptırdığınız o yağmalama ve oradaki hastane ve eğitim kurumlarının üzerindeki Kürtçe tabelalara karşı düşmanlığınız, onları indirip Arapça ve Türkçe tabelalara yerleştirmeniz, aynı zamanda Kürtçeyi müfredattan çıkartmanız, Kürtlere karşı olan yaklaşımınızı göstermektedir. Bunun adı düşmanlıktır. Çok net söylüyorum. Yine sizin göndermiş olduğunuz kayyumların yapmış olduğu birkaç pratikten bahsetmek istiyorum. Dicle ilçesinde Saddam Hüseyin'in tarafından katledilen Leyla Kasım'ın heykeli ve parkı vardı. Onu ortadan kaldırdınız. Leyla Kasım'a düşmanlık, Kürtlere düşmanlık aynı zamanda. Yine 13 Eylül'de Derik Belediyesi tarafından asılmış olan 3 dilli tabelayı kaldırdınız. Düşmanlığınız neyse artık. Siz buna terörle mücadele edersiniz eminim de. Aynı şekilde Sur Belediyesi'nde atanan kayyumunuz Ermenice ve Süryanice tabelayı da kaldırmıştı. Aynı şekilde Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi tarafından yapılmış olan Roboski, bilirsiniz değil mi arkadaşlar? Hani Roboski, hani sizin genel başkanınız demişti ya, işte Ankara'nın dehlizlerinde falan kaybolmasına müsaade etmeyeceğiz dediği ve dehlizlerde bizzat kaybettirdi. O 33 tane Kürt'ün katledildi. O katliamı anımsatan bir anıt vardı. Sizin oraya gönderdiğiniz gazçı kayyumlarınız tarafından Roboski anıtı kaldırıldı. Sebebi ne bilmiyorum. Eminim siz dersiniz ki biz terörle mücadele ediyoruz. Yine değerli arkadaşlar, Cizre ilçesindeki kayyumunuz da Orhan Doğan adını taşıyan parka ve onun heykeline düşmanlık yaparak onu da kaldırdı.
adı nedir bilmiyorum sizde. Aynı şekilde Doğu Beyazıt Belediyesi tarafından yapılmış olan Hamedi Kani Parkı vardı ve Kani'nin heykeli orada vardı. Hamedi Kani'nin heykeli vardı orada. Sizin kayyumunuz o parkı da, o heykeli de oradan kaldırdı. İsmi nedir bilmiyorum. Biliyorum, sizler de biliyorsunuz. Tekrar etmiyorum sadece. Van Gürpınar Belediyesi tarafından aynı şekilde açılmış olan bir Kürtçe kreş var. Toparlayın lütfen sözlerinizi, buyurun. Teşekkür ederim. Gürpınar Belediyesi tarafından açılmış olan Kürtçe kreş vardı. Heyri Şinik kreşini sizler kapattınız. İsmi ne? Terörle mücadele, eminim. Öyle diyeceksiniz. Değerli arkadaşlar, son olarak çağrım şudur. Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz. Burada ilgili iki bakan da var. Adalet Bakanı ve Savunma Bakanı da var. Buradan ben hükümete ve meclise de şuradan seslenmek istiyorum. Bu ülkeyi iki halk kurmuştur. Son günlerde AKP'li yetkililerden ve vekillerden buradan bu söylemi duyunca hoşumuza da gidiyor açıkçası. Bu ülkeyi iki halk kurmuş. Kürtler ve Türkler. Bu ülkeyi iki halk kurmuştur. Kürtler ve Türkler. Hadi canım diye bir şey yok. Meclis tutanaklarında bu vardı. Bunu Cumhurbaşkanı da ilgili herkes de dile getirmiştir. Bu ülkeyi kuran iki halk şu mecliste meclisin ruhuna, iki halkın ruhuna uygun bir şekilde, burada o ruha uygun bir şekilde bu ülkeyi kurmuştur. Bu ülkeyi kuran bu meclisse, bu Kürt sorunu, 100 yıllık Kürt sorunu çözmek zorundadır. Aksine yoksa bu savaş bütçesi anlamına gelen bu bütçelerle bu ülkeye bir yere varmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim Sayın Zengin, buyurun. Açalım Sayın Zengin'in, Özlem Hanım, açın mikrofonunu. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Işık'ın ifadelerine binaen birkaç şey ifade etmek istiyorum. Şimdi tabii 1944'ten başlayarak Kürtlere yapılanlarla alakalı bir konuşmaya girizgahla başladı, girişle başladı. Fakat devamında sanki onlar AK Parti iktidarında olmuş gibi devamında olan olmayan pek çok şeyi arka arkaya sıralayarak AK Parti iktidarında olmayan ve daha evvel olanlarla alakalı bir paralellik kurarak bir konuşma yaptı. Bunlara birkaç noktada itiraz etmek istiyorum. Ahmedi Hani ile alakalı yaptığımız şeyler ortadadır. Kitaplarının basılması, kendisinin mezarıyla alakalı yapılan restorasyon ve bu manada Saygı'nın kendisi rahmetle yad edilmesine dair yaptıklarımız ortadadır. Fakat görüyorum ki kendileri tarafından bu fark edilmiyor. Şimdi tecavüzcülerden bahsetti. Özellikle ben buraya doğrusu takıldım. Yaptırdığınız tecavüzler, tecavüzcüler. Tecavüzü burada normal görecek hiç kimse olmadığı kanaatindeyim. AK Parti hiçbir zaman böyle bir şeyin yanında olmadı, olamaz. Tam tersine Suriye'deki tecavüzlerin, her tür tecavüzün mala, insanlık onuruna ve devamında da bedene dair özellikle kadınlarla alakalı bütün tecavüzle ilgili eylemlerin karşısında duran bir partidir. Bunu hasreten altını çizmek istiyorum. Dil ve terör konusunda da aynı noktada değiliz. Terör tanımımızda farklılık olduğu için siz neye terör diyorsunuz, neye terörist diyorsunuz bu konuda hemfikir olamıyoruz. O sebeple teröristlerin adını parklara veriyorsunuz, teröristlerin adını yüceltiyorsunuz, onlara farklı anlamlar atfediyorsunuz. O sebeple bizim sizinle anlaşamadığımız nokta neye terör diyorsunuz, neye terörist diyoruz. Biz zaten bu konuda asla ve kata anlaşamıyoruz ve anlaşamayacağız. Bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sayın Akçay, buyurun. Bu ülke birlikte kurulmuştur. Burada etnisiteleri, mezhepleri, dilleri, cinsleri sayarak ancak şirket kurulduğunu filan zannedersiniz. Türkiye'de şirket kurulmamıştır. Kurulan bir şey de yoktur. Burada binlerce yıllık bir vatan vardır ve bu vatanda yaşayan bütün insanlar da Kurtuluş Savaşı'nı hep birlikte gerçekleştirmiştir ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bir rejim değişikliği söz konusu olmuştur daha evvelki Osmanlı düzeninden. Yoksa bu ülke kurulmuştur ifadesi fevkalade yanlıştır. Bir ülke kurulmamıştır. Bu ülkede yaşayan vatandaşları, bu vatanın insanları vardır. Hepimiz de tek yakın bir milletizdir. Ve bu milletin adı da Türk milletidir. Teşekkür ederim.
Sayın Kurtulan, buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. AKP Grup Başkan Vekili Sayın Zengin, hatibimizle ilgili olan olmayan her şeyi bize de yükledi dedi. Belki de sorun aslında burada. Bir tarihten ele almaya, alıp getirmeye çalıştı hatibimiz. Bir süreci aktarmaya çalıştı. Elbette ki anlattıkların bazıları AKP dönemi öncesi Cumhuriyet'le yaşıt olan bazı durumlar vardı, olaylar, yaşananlar vardı. Ama sonuçta bir devlet aklı, geleneği bir bütündür. Bizden öncesi, sonrası diye bir mantık olmaz. Şu an hepsinin yanlışlardan siz sorumlusunuz, siz gidereceksiniz. Aynı zamanda şunu söylemek isterim. Ahmet Ekan ile ilgili çok şey yapıldığı söylendi. Hatibimiz onun adının silindiğini, heykelinin yıkıldığını söyledi. Bu doğru mudur, değil midir? Oradaki çocukların ana dili Kürtçedir. Kürtçede ana dilde bir eğitim, çocukların kreşlerde ilk bildikleri kendi dilleriyle o kreşlere gelmesi bir onu yasaklamak insanlık suçu değil midir? Tahir Elçi Parkı'nın adını yasakladınız arkadaşlar. Bu bir utanç değil midir? Burada Tahir Elçi'nin ölümün yıl dönümünde güya kınadınız, araştırması gerekiyor dediniz. Önergemizi reddederek bunu söylediniz. Mehmet Uzun adını da yasakladınız. Yani Kürtçe tabelaların inmesi, Orhan Doğan gibi bir değerimizin adının oralarda yaşamasına tahammül edemediniz. Uğur Kaymaz'ın heykelini, parkını ortadan kaldırdınız. Yani birçok suç işlediniz, günah işlediniz. Kürt halkına karşı günahkarsınız, suçlusunuz. Yani yeni bir sataşmaya göre, Fatma. Buyurun Sayın Kurtulan, devam edin. Tamamlayın. Sayın Başkan, burada HDP'nin dediği her şey AKP için sataşma nedeni olabilir. Birisi daha yine bağırıyor. Siz öyle dedikçe AKP bu söylemlerinize de cesaret alıyor. Yapacak bir şey yok. Bunlar yaşanmış. Bir hak ihlali vardır, bir zulüm vardır. Kürtler olarak bir zulümle karşı karşıyayız. Muhatapları da hazır buradayken biz de elbette ki bunlara değinmeden AKP'nin gönlünü hoş edecek konuşmalar bizden kimse beklemesin Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Sayın Zengin. Sayın Başkan, doğrusu ya arkadaşlarımızın bir konuya dair mağduriyeti anlatmak başka bir şey. Muhataplarınızı bu konuya dair bir fiil fail ilan etmek başka bir şey. Şimdi burada şunu söylemem lazım. Yüksekova'da kültür merkezi açıldı. Adı Ahmedi Hani Kültür Merkezi. Ağrı'da havaalanı yapıldı. Adı Ahmedi Hani Havaalanı. Şimdi neden bunlarla alakalı bir tek olumlu cümle duymuyoruz şurada? Ve kalkıyorsunuz, yani en ağır hakaretlerle, katliam ifadeleriyle bunları söylüyorsunuz. Bakın şimdi ağır vekilimiz burada. Yani genel kurulda bu manada daha fazla buna boğmak istemiyorum. Ama siz orada terörün birebir içinde olduğu, teröristlerin yaptığı eylemleri normal adlediyorsunuz. Biraz evvel ifadem zaten buydu. Siz teröre terör demiyorsunuz, teröriste terörist demiyorsunuz. Burada anlaşmamız mümkün değil zaten yani. Ve bizim meselemiz asla ve kat'a Kürt kardeşlerimizde değildir. Sizin meseleniz bence Kürtler üzerinden başka bir şey yapmakla uğraşıyorsunuz. Bu ülkeyi bölmekle uğraşıyorsunuz. Bu kadar net. Evet, Sayın Kurtulan, buyurun. AKP her sıkıştığında söylediği bir şeydi ve şeyi de itfaiyle birlikte söyledikleri bir şey. Sıkışıyorsunuz Özlem Hanım. Bunun izahı yok. Tecavüzcüleri destekliyorsunuz diyoruz. Bunun izahı yok. Nasıl izahı yok? Afrin'de şu an kadınlar satılıyor. Kürt kadınları tecavüze uğruyor, satılıyor Afrin'de. Hayır, elinizi uzatmayın. Şu an kim yapıyor? Bakın. Bakın kim yapıyor? Kim yapıyor? Kim yapıyor? Oradaki milli ordu dediğiniz, maaş aktardığınız tecavüzcüler üzerinden bu yapılıyor. Sayın milletvekilleri. Bunu Sayın vatanı bölen, Türkiye'yi bölen. Sayın Kurtulan. Bunlar çok ağır ithamlar. Evet, ağırdır çünkü yapılıyor. Çok ağır ithamlar. Ağır bunlar. Evet, ağırlığını biliyorum Sayın yani, Başkan. Ama, Sayın Başkan bunları çok iyi biliyorum. Ağırlığını bunu, çok yani iyi bunlar, biliyorum. Bunlar çok ağır suçlamalar. Sayın Başkan sizin ve usul olarak da çok doğru değil. Buyurun. Hayır. Sizin tarafsızlığınızı korumanız lazım başkan. Koruyorum, ağırdır, koruyorum. Doğrudur, çok ağırdır. Yüzünüz kızarır mı bilmiyorum. Evet, buyurun Sayın Zengin. Buyurun Sayın Kurtulan, bir dakika Sayın Zengin, bekleyin. Sayın Kurtulan, buyurun.
Evet, doğru ağırdır. Ben de katılıyorum size. Şunu iddia ediyoruz arkadaşlar. Hepiniz, tüm Türkiye'deki şu anki bütün partiler yıllardır terör terör diyorsunuz. Sorun bitti mi? Sorun bitti mi? Savunma Bakanı burada. Savunma Bakanı burada. Yıllardır burada bir savaş var ya da çatışma diyelim, her neyse. Oluk oluk kan akıyor. Terör deyin, terör deyin. Ya dediniz de ne oldu? Bitiyor mu? Yok. Sorun ortada mı? Bitmiyor. Tansu Çiller burada çok bağırdı. Bitiyor. Bitmiyor arkadaşlar. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Bu yöntem yöntem değil. Şu, çıkın şurada şunu söyleyin. Allah billah aşkına, Allah billah aşkına arkadaşlar, şurada çıksın birisi. Sayın Zengin ki, cevap verecek lütfen. Kürtlerin şu şu hakları var desin, bir tanesinden söz etsin. Şuradan öteye gidemiyorsunuz. Komşumuzda Kürttü, Kürt gelinimiz vardı, Kürt komşumuz vardı. Onun ötesine gidiyor musunuz? Kürt milletvekilimiz de var diyorsunuz. Onun ötesine gideniniz var mı? Yok, onun Açın mikrofonu. Açın mikrofonu arkadaşlar. Neden bahsediyorsanız en iyi bölücüler buyurun. Aa, biri şurada oturuyor, biri burada oturuyor. Bölücü sizsiniz. Ayrımcılık yapan hadi sizsiniz. Ülkenin bütünlüğü için uğraşmıyorsunuz, çalışmıyorsunuz. Sayın Zengin buyurun. Sayın değerli arkadaşlar. Arkadaşlar, grup başkan vekili var Sayın Çelebi. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Buyurun Sayın Zengin. Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan. Sayın Başkan. Arkadaşlar müsaade edin, Sayın Zengin konuşuyor. Sayın Kurtulan, bakınız konuşması bittiği andan itibaren hala şunu söylüyor. Suçlusunuz. Bu nasıl böyle bir şey söylenebilir? Böyle bir şey olamaz. Siz böyle bir üslup genel kurulda olamaz. Bakın burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, hatırlatırım. Burada ya bir saniye, hakikaten ben buranın bir meclis olduğunu hatırlatıyorum bir kez daha. Buraya her birimizin seçilerek geldiğini, burada herkesin Türkiye'deki oy vermiş insanların özgür iradesini temsil ettiğini hatırlatıyorum. Kürtlerden başka hiç ağzınıza kimseyi almıyorsunuz. Anayasal olarak siz sadece Kürtlerin temsilcisi değilsiniz. Bu memlekette yaşayan herkesin temsilcisisiniz. Önce bunu kabul edeceksiniz. Bize tecavüzcü kimse diyemez. Bu ülkenin bakanlarına hiç kimse bölücü diyemez. O kadar. Söyleyemez. Siz açar mısınız Sayın Zengin'in mikrofonunu? Bu ülkenin Adalet Bakanı'na, Milli Savunma Bakanı'na siz bölücü, terörist diyemezsiniz. O yüzden önce herkes kendi yaptığından mesuldür. Suçlama yaparken haddi içerisinde, çerçevesi içerisinde, kanıtlar içerisinde yapılır. Burası sizin hapishanelerindeki propaganda yeri değil kardeşim, değil. Mikrofon. Evet, birleşime 15 dakika ara veriyorum. Grup başkan vekillerimiz arkaya buyursunlar.